mescidi yapıldı. Sonra Efendimiz'e gelirken Abdullah bin Mesud'dan gece bak karanlık. Efendimiz'i tek görünce yanına geliyor. Ya Resulallah fedake bir mümmi. Anam babam sana feda olsun. Nereye gidiyorsun? Çocukları sağlam tutun da sohbeti kaçırmayın. Efendimiz diyor ki Abdullah bin Mesud adına cinlerle görüşmeye gidiyorum diyor. Abdullah bin Mesud adına diyor ki ya Resulallah beni de götürür müsünüz? Beni de götürür müsünüz? Tamam diyor gel. Tak takılıyor peşine. Sonra geliyor. Tam buraya geliyorlar arkadaşlar. Bak mevzu burada gerçekleşiyor ya. Oradan geldiklerine göre nerede biliyor musun? Diyelim Allahu alem ama su aldığımız bakkal var ya. Orayı düşünün. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud da diyor lan tabii çöl ya kum daire çiziyor eliyle. Eliyle daire çiziyor arkadaşlar. Bakın cinler o kadar tehlikeli ki arkadaşlar. Hı hocam bizi korkutma falan. Ya cin mescidindeyiz daha bir şeyler anlatacağız. Yani kimse artistlik yapmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Hanefi mezhebinin dayanağı sahabenin müçtehitlerinden olan Resulullah Efendimizin sağ kollarından biri olan Kabe'de çıkıp tek başına boyu kısa olmasına rağmen güçsüz olmasına rağmen Kabe'de ilk açıktan Rahman suresini okuyup linç edilen hatta öldü diye attılar Abdullah bin Mesud'a diyorlar. Sonra ayağa kalktı ama yürüyemiyor. Her yer kan revan. 100 kişiyi vurmuş, ezmiş kafasını. Her yer kan revan. Ayağa kalktı abi. Bir tane baston gibi, değnek gibi bir şey buldu. Tuttu böyle. Gidiyor. Nereye gidiyorsun dediler? Kabe'ye. Ya öldürecekler seni. Geldi Rahman suresini okuduk ya. Önce geliyor. İnsanlar tabii orada çıplak bir şekilde tavaf ediyor. İşte putlara tapıyor. Abdullah bin Mesud adam bir giriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kadro yetiştirdi. Mevzu bilek mevzusu değil, yürek mevzusu.